Ben tek uzam, rehberlik uzmanı İnce Hoca. Nasılsınız değerli KPSS öğrencileri, Ses geliyor süper. Ders çalışıyorduk. Harikasınız. Çok doğru bir yerdeyiz o zaman. Evet Ramazan'ın verdiği mahmurluk var. Allah kabul etsin oruç tutanların da oruçların. Artık sonlara da geldik. Ee, önümüz bayram. Artık az bir süre kaldı. İnşallah da çok güzel bayramlar geçirin. Şimdiden de iyi bayramlar diliyorum. Ses var. sesi alabiliyor musunuz? Değil mi? Sesle sıkıntı yok. Hazırı sınavı bekliyoruz. Oo, daha 3 ay var ama hazırım diyenler de var. Geliştirmeye çalışanlar var. Yarılayanlar var. Konuları bitirmiş ama tekrar soru çözüm deneme yoğunluğuna geçenler var. İnanın sıfırdan başlayanlar bile var. Yani öyle bir dönem ki 3 ay çok kritik bir dönem. E, aramızda yeni katılanlar da vardır seminere. Biz bir süredir bu kritik dönemlere özel seminerler yapıyoruz her hafta. Ve gerçekten hani ne az diyebileceğimiz bir süre, ne çok diyebileceğimiz bir süre, çok ortadayız. Yani üç ayda gerçekten konular yetişir sıkı bir çalışmayla sıfırdan başlayanlar bile çok rahat 88-89 puanı alabilecek kıvama gelir çok sıkı çalışmayla ve öncelik belirlemesi yaparak. Aynı zamanda öyle bir zaman dilimi ki şimdiye kadar çok çalışmış olan Yoğun tempoda tüm konuları bitirmiş olan, denemelerde 90 puanlara kadar ulaşmış olanların bıraktığı anda birdenbire düşüşe geçecekleri bir dönem o kadar kritik arkadaşlar o yüzden gerçekten bunu özellikle konuşmamız gerekiyor bence hani e, doğru plan program hani ben de gerçekten bu teknikleri size bugün söylemek istiyorum. Çünkü her zaman şöyle zannettik İşte açtık YouTube'da kazananların atananların nasıl çalıştığını izledik onların yaptıklarını yapmaya çalıştık. Ya da birileri dedi ki işte günde 10 saatler çalışın 10 saatler çalışmaya çalıştık belki kapasitemizin çok üzerine çıktık verim alamadık. İşte günde 5000 soru çözmeli dedi birisi duyduk bir yerden ya da arkadaşımız böyle yapıyormuş kendimiz de yapmaya çalıştık. Belki kendimizi çok yoğun bir strese kendimiz soktuk. Kendi kapasitemizin üzerine çıktık. Taşıyamayacağımız kadar fazla yük yükledik. Ya da daha altında kaldık. Nihayetinde kendimizi çok iyi tanımadan, kendi öğrenme yapımızı, seviyemizi, ne kadar çalışacağımızı bilmeden çalışmaya çalıştığımız için kendi kendimizi kaygılandırmaya devam ettik. Burada önemli olan bazı teknikler var arkadaşlar. Bazı plan program kısmı var. Bugün bunları beraber konuşacağız. Sorularınızı cevaplayacağım. Evet Burak biraz önce bahsettiğim şey oydu aslında sıfırdan başlayanların bile yüksek puan alabilecekleri bir dönem ama hani bu şöyle değil evet alırsınız tamam alırmışız oh diyebileceğimiz bir şey değil. Şunları 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 yaparsanız alırsınız. Yani gerçekten sıkı çalışmayla. Hani yoksa kendimizi kandırmayalım. Hani doğru konu önceliklendirmeler yapınca benim kaç nete ihtiyacım var? Sınavda 120 soru geliyor. 120 soruda ortalama benim 90 nete ihtiyacım var. Benim bu 90 net alabilmem için öncelik vermem gereken ne? önce kafanızda bunun analizini yapmanız lazım. Şimdi tarihten 27 soru geliyor. Ben 27'de rahat bir 24-25 mıyım? Kendinize bir bunu sorun. Şimdi sizin rahat 24-25 yapabilmeniz için önce iki baba konuyu halletmeniz lazım. Osmanlı ve inkılap tarihi. Toplamda 21 soru zaten buradan geliyor. Siz iki üniteyi hallettiğinizde 21 net garanti. Üç soru da İslamiyet öncesi ve Türk İslam tarihinden geldi. Toplamda üç soruluk bir kısmı da hallettiniz. Hani çağdaşa falan bakmaya gerek bile kalmayacak belki. Hallettiniz. Üç net de oradan aldık. Dolayısıyla siz... Zaten 24 neti tarihte hallettiniz bakın. Sadece 3-4 konuya çalışarak. Matematik kısmına geldik. Zaten garanti soru gelen konular her sene belirli oranlarda. Yani bu gerçekten değişmiyor. Baktığımızda biz her sene üslü, köklü birer soru görüyoruz. Rasyonel, ondalıklı sayıdan birer soru görüyoruz. Problemlerden ortalama 9-10 soru görüyoruz. Şimdi bizim matematikte kaç net ihtiyacımız var? Diyelim ki 20 net yapmak istiyorsunuz. Problemleri kesinlikle yapacaksınız. Temel kavramlar, rasyonel, ondalıklı sayı, mutlak değer, üslü sayı, köklü sayı, çarpanları ayırma, bölme bölünebilme gibi bunlar çok basit konular. Problemler biraz uzun sürenizi alabilir. Belki geometriye bile gerek kalmadan, belki mantıktan hani bir iki tane yaptığınız çok zor mantık sorusu bile yapmaya gerek kalmadan 20 soru halletiniz Toplamda ne oldu? 44 netiniz oldu. Türkçe. paragraf olmazsa olmaz. Paragrafın da tabii ki dil bilgisi, sözcük anlam, cümle anlam gerekiyor ama ben hep şuna inanmışımdır. Hani paragrafı çok iyi yapabilen biri zaten sözcük anlam, cümle anlamı gerçekten iyi yapıyor. Hani sen bütünü görebildiğinde onu parçaya bölebiliyorsun. Paragraf, sözcük, adam, cümle, adam, dil bilgisi dediğimizde Türkçe biraz dikkat istiyor. İnanın çok zor değil. Hani nedense öğrenciler, KPSS öğrencileri kendi kafalarında Türkçeyi çok zor olarak adlandırmış ve inanılmaz bir önyargı ile giriliyor sınava. Son 4-5 senede Türkçe netleri inanılmaz düştü. Ve net ortalamalarında biz ciddi düşüşler görmeye başladık. Soruların stillerine bakıyoruz. Evet haklısınız biraz daha uzun. Evet haklısınız biraz daha akademik gelmeye başladı ama sorunun kökü künde ve sorunun yazılış cinsinde hiçbir değişiklik yok. Tamamen ön yargı. Bir sene akademik makalelerle karşılaştık ve öyle bir furya başladı ki Türkçe çok zor, Türkçe yapılamıyor. Paragraf şöyle, paragraf böyle ve öğrenciler çok iyi olan öğrenciler bile öyle bir ön yargıya büründü ki o tarihten bu tarihe kadar Türkçe netlerinde gitgide gitgide düşüşler devam etti. Önce bir şu şey ön yargı ne kadar zor olabilir? Ana dilimiz. Zaten bilmemiz gereken bir kural değil bilgisi arkadaşlar. Ne olursa olsun mesleğimiz ne olursa olsun ne iş yapıyor olursak olalım ister öğrenci olalım ister özel sektör çalışanı ister kamu görevlisi ister temizlikçi işçi fark etmez Türkçemizi çok iyi bilmeli ve çok iyi kullanmalıyız. Çok iyi yazmalıyız, çok iyi konuşmalıyız. Evet kimse sizden bir İstanbul Türkçesi konuşmanızı beklemeyecek belki ama dili kurallarına uygun bir şekilde konuşmayı ve yazmayı biliyor olmalıyız. Dolayısıyla bu kuralları öğrenmek her anlamda işime yarayacak. Türkçeyi daha zevkle, daha istekle çalışmam lazım. Türkçede ben rahat bir 25 net yapabileceğinizi zaten düşünüyorum. Ön yargıyı biraz yitirerek. Şimdi biz ne yapmıştık? 44 net yaptık. Ortalama bir 20 buradan geldi 64. Coğrafyada 18 soru var. 15 net yapabileceğinizi düşünüyorum. Oldu size 80. Vatandaşlık da güncel ile beraber 15 soru var. 10 da buradan yapın 90. Gerçekten çok zor olmadığını görmenizi istiyorum. İlk etapta başlangıç kısmında. Şimdi sorularınızı en son cevaplandıracağım. Ön lisans da var demişsiniz. Şu an biz lisans için konuşuyoruz ama söylediklerimin hepsi ön lisans için de orta öğretim için geçerli. Çünkü aynı sınav yani tarihleri farklı sadece. E, müfredat olarak, içerik olarak, çalışma şekilleri olarak aynı. Matematik işaretlemezsem puanım hesaplanmıyor mu? hocam? Burada çok kafamı karıştırdılar. Şöyle, şimdi bir dönem bunu KPSS için söylediler ama e, DGS'de ve tyt kısmı için geçerli oldu. KPSS için matematikte bir net yapma kuralını hani hesaba katmadılar. Ee, hiç yapmasanız da matematikten yapmasanız da puanınız hesaplanıyor ama genel yetenekten toplamda Türkçe yaptığınız için zaten oradan da puan almış oluyorsunuz. Yani genel yetenek testinden puan almış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi kural dediğim zaman bu DGS için var şu anda ee, ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani bir KPSS testinde bizim puanımızın hesaplanması için şimdi bu içerisinde testler var ya herhangi birinde bir ham puan diye bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu ham puan denilen kısım Bizim Türkçede, matematikte, işte coğrafyada, vatandaşlıkta ve tarihte bir net yapma kuralıyla günümüze geldi. Şimdi dolayısıyla zaten şöyle bir şey var. Sen zaten yüksek puan almak istiyorsan Türkçe'de, tarihte, matematikten yani her birinde yapmalısın. Sen zaten sıfır matematik yaptığında hani puan hesaplansa bile 70 puanda falan bile kalamazsın. Diğerlerinde full çıkartsan bile. O yüzden her birinde bir net yapılması gerekiyor gibi düşünün en az ama hani bir net de çok kurtarmayacak zaten. Yine de şöyle söyleyeyim size baktığınız zaman araştırdığınız zaman DGS, TYT hani bu KPSS için de yazıyor son sınavlarda uyguladılar yani son sınavda uygulandı diye biliyorum. Bu sınavda da kılavuzda belli olur ama yine uygulanabilir arkadaşlar. Yani yine benim bir net yapmam gerekiyor en az diye düşünebilirsiniz. Matematiği iyi olmayan biri genel kültür varsa iyi olur mu? Olur ama düşük puan alırsınız. Yani sadece EGK hazırlanıyorsanız alanınız vesaire yoksa... Şimdi şöyle düşün matematiğin getirisi yüzde yirmi beş. Şimdi sen matematik hiç yapmadığında hadi bir tane yaptın diyelim puan hesaplansın diye yapmadığında otomatik olarak zaten alabileceğin diğerlerinde full çıkartırsan 75 puan alabiliyorsun. Şimdi alan da var diyelim. O zaman evet 2-3 tane matematik yaptın. Alan da varsa alana ağırlık verebilirsin. Ama genel kültür onu dengeler mi? Genel kültürü full falan çıkarırsan evet güzel olur. Şimdi ben anlatacağım kısımlara değineyim. Soruları en son alayım. Çünkü sorularınızın çoğunun cevabı burada var aslında arkadaşlar. Bunları uygularsanız sorularınız cevabını da almış olacaksınız. Çünkü yapamadığınız her şeyin aslında sebebi doğru çalışma metodunu bilmediğiniz için. Bir kere kesinlikle bir programa ihtiyacımız var mı? Evet. Üç ay kılı, muhteşem bir plan programa ihtiyacımız var. Biz bugün bir de bayrama gireceğiz. Bayram öncesi programları tamamlamaya çalıştık rehberlik birimi olarak. Hani bugün devasa program yaptık öğrencilere. Çünkü artık Ramazan programları ayrıydı. Ramazan bitti. Şimdi bayram var bayram sonrası yoğun bir tempoya girecekler ve KPSS gruplarıyla bugün full programları yap tekrar yeniledik. Demek istediğim şu, kesinlikle şu an sizlerin de yeni bir program hazırlamanız lazım. Bu program hazırlarken dikkat etmeniz gereken çok unsur var tabii ki. Bir kere bir programı gelişki güzel hazırlayamazsınız. Aa, pazartesi Türkçe yazayım, salı matematik neye göre? Bir kere sizin öncelik vereceğiniz dersler ve konular da sizin seviyenize göre değişkenlik gösterecek. Sınavdaki soru sayısına göre değişkenlik gösterecek. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Benim üniversite hazırlık döneminde yaptığım büyük hatalardan birini söylüyorum. Türkçeyi çok severdim inanılmaz. Biraz önce ballandıra ballandıra anlattım. Belki anlamışsınızdır gerçekten. Türkçe sorusu çözmeyi çok severdim. Paragraf çözmeyi çok severdim. Yani çok konu çalışılacak bir şey yoktu zaten dil bilgisi dışında ama o kadar çok paragraf çözüyordum ki hani dershaneden çıkıp eve geldiğim anda kendimi odaya kapatıp paragraf çözüyorum. Ve içimi rahatlatıyorum. Bugün de ders çalıştım. Oh üstüme düşeni yaptım. Hayır. Ben aslında ders falan çalışmadım. Eksiklerimi kapatmadım. Eksik olduğum dersi önceliğime almadım. İşte matematiğe yüklenmedim. Tarihte tekrarlarımı yapmadım. Ne yaptım? Habire habire paragraf. İyi olduğum şeyi habire daha iyi hale getirdim. Sınavda e, 40 soru vardı Türkçe'de ilk kısımda. O. E, 38'e 2 yapmıştım. İki tane de boşum var. Yanlış da değil. 38 netim vardı 40 soruda. Ama şimdi senin orada eşit talepçisin. Matematik var, tarih var, coğrafya var. Hani sana puan getirecek diğer kısımlar var ama sen büyük bir yanlış yaptın aslında. Hep iyi olanı daha iyi hale getirmeye çalıştın. Burada söylemek istediğim şu. KPSS e, gerçekten hata kabul etmiyor. Biz burada ders çalışıyoruz gibi yani çalışmış olmak için çalışmamalıyız. Gerçekten eksiğimize göre... Sınavdaki getirisine göre mesela diyoruz ya matematiğin yüzde yirmi bir getirisi var mesela tarihin yüzde iki buçukluk bir getirisi var mesela yüzde ee, buçuk vatandaşlık yüzde 15 coğrafya yüzde 25 Türkçe. Şimdi ben baktığım zaman Türkçe'nin ve matematiğin önemini gerçekten bilmeliyim. ya da alanı olanlar için KPSS'a için değişkenlik gösteriyor. ÖABT'si olanlar %50 ÖABT, %20 eğitim, %30 GGK, %30 içerisinde toplamda sizin %7,5 sadece matematiğinizin getirisi var arkadaşlar. Yani bu getirileri bileceğiz bir kere. Sonrasında kendi seviyemi bileceğim. Tabii ki de seviyemin çok iyi olduğu bir konuya sürekli sürekli çalışmanın bir mantığı yok. Dikkat! son 3 ay olduğu için seviyemin çok kötü olduğu bir derse de çok çok çalışmama gerekiyor. Bakın çünkü artık kritik eşikteyiz. Artık son döneme geldik. Biraz önce söyledim mesela din kültür ve ahlak bilgisi öğretmenleri genelde çoğunluğunun matematiği kötüdür. Bilmiyorlar. Temeli yok. Gerçekten. Bu sadece dikkat için değil. Birçok branşın, sözel branşlar için. İngilizceciler de bunu yaşar, Beysocular da bunu yaşar, işte GG kart eğitimine girecek olan müzik öğretmeni gibi, resim öğretmeni gibi branşlar da bunu yaşar. Dolayısıyla matematik altyapıları yok çünkü görmediler uzun yıllardır. Çünkü alanları değil. Haliyle biz bu kişilerden matematikte dediğimiz gibi hani çok az bir şey yap. E, önemli olan alan kısmı ya da müzik öğretmeni için vesaire GGK eğitim çalışacak. İşte tarihe, Türkçe'ye vesaire ağırlıklar diyebiliyoruz. Neden? Biz sene başında olsaydık evet kötü olduğun dersi iyi hale getirmeye çabalayalım. Ama sonuç ay olduğu için sen o dersi belki matematiği işte bir komple gününü ayırmak zorundasın. Bir konu öğrenebilmek için ama bizim böyle bir zamanımız yok. Demek istediğim o eksiklere yoğunlaşacağım ama şöyle daha önce önce defalarca denemişim. Hiçbir şekilde netim arttıramamışım. Hiçbir şekilde seviyemi arttıramamışım. Artık buna şans vermemem gerekiyor. Onun kararında vermeniz lazım. Biz burada rehberlik birimi olarak öğrencilerimize bu şekilde yardımcı oluyoruz. Konu elemesi, konu önceliklendirme çalışma programlarını beraber hazırlıyoruz. Dediğim gibi öğrenciyi tanıdıktan ve sınavı tanıdıktan sonra program hazırlamak gerekiyor. Bu kısımda bizim ilerlemek isteyenlerle biz bu şekilde devam edeceğiz. Ama sizin de bu kısımda program hazırlarken kesinlikle önceliklendirmeyi çok iyi yapmanız gerektiğini, Neye ne kadar saat çalışmanız gerektiğini bilmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Böyle biraz e, karmaşık gibi geldi size belki ama gerçekten doğru program sınavı kazandırır arkadaşlar. Her program herkes için farklılık gösterir. Şimdi siz bir programı gördüğünüz bir yerden aldığınız uygulamaya çalışmayın. Kesinlikle size özel olsun. Program aşırı yoğun olmasın, aşırı gevşek olmasın tabii ki. Ee, kesinlikle gerçekçi olması lazım. Şimdi burada sınava artık son zamanlar kaldı. Günde 15 saat çalışmalıyım gibi katı kurallar koymayın. Kendinize bir anda vazgeçersiniz. Bunalır bırakırsınız. Ya da işte bana 2 saat, 3 saat yeter gibi kendi kafanıza göre yine kararlar almayın. Önemli olan gerçekçi olması. Ortalama 8 saatlik bir çalışma yetiyor. Bazılarınıza 6 saat yetiyor. Bazılarınıza 5 saat yetiyor. Bazılarınızın 10 saate çıkması gerekiyor. Sıfırdan başlayanlar vardı mesela aramızda. 10 saate belki çıkması gerekecek. Ya da bazılarınızın iş hayatı var. Bir de 4 saat ayırabiliyor. O 4 saatte en etkili kullanmamız lazım. O 4 saat benim üniversite hazırlık döneminde size anlattığım gibi işte çok iyi bildiğinizde böyle yaya yaya çalışmakla olmaz. Gerçekten eksik olan ve iyi yapabilecek konumda olan ve öğrenme süresinin kısa olduğu. Şimdi bir konu var. Tamam 3 puan getiriyor ama 3 puanlık konunun öğrenme süresi 12 gün. Şimdi sen bir konuyu 12 gün ayırabilir misin şu anda? Hayır. Bir tane daha konu var. 2 puan getiriyor ama 3 saatte öğreniliyor. Ne yaparsın? 2 puan getireni tercih edersin. Çünkü öğrenme süresi daha kısa. Her zaman bazen sınavdaki ağırlıklar önemli değil bakın. Sınavdaki ağırlıkların yanı sıra öğrenme süresi de önemli. Bazı e, konular var sınavda. Çok kısa süre Tutuyor öğrenmek ama soru sayısı fazla. Ya da soru sayısı düşük ama sen gidip de soru sayısı düşük olan ve kısa sürede öğrenen 3 tane konu öğrensen belki 3 saatte 6 soru garantileyeceksin. Öbür türlü 12 gününü vereceksin 3 soru için. Bu tarz sandikaplara girmemek lazım. Yani sınavı çok iyi tanımak lazım arkadaşlar. Çalışma süresi derse, konuya, üniteye size göre değişir. E, i̇lle de kendinize sınırlamalar koymanıza gerek yok. Her konunun evet öğrenme süresi var. Bu öğrenme süreleri bir video süresi gibi düşünebilirsiniz. Ama şimdi şöyle düşünün. Bir video var 40 dakika. 40 dakikalık bir konu. Bu 40 dakikalık konu bile kişiye göre değişiyor. Kimisi durdurarak, yazarak, not alarak 40 dakikayı çalışıyor, izliyor, öğreniyor. Kimisi hızlandırıyor, çarpı 2 de izliyor. Yani 20 dakikada öğrenmiş oluyor. 40 dakikalık bir konu bile kişilere göre, kişilerin çalışma prensiplerine göre kısalıp uzayabiliyor arkadaşlar. Ben size konu bazlı e, sıfırdan başlayanlar için özellikle GGK adına haftalık konu dağılımları ile beraber e, üç aylık bir program örneği gösteriyorum. İşte, tabii ki benim programlarım böyle değil. Ben size konu bazlı. Sadece hangi haftan hangi konuları bitirirseniz yetiştirirsiniz göstermek için böyle bir çalışma yaptım. Normalde biz öğrencilerimize bireysel e, gün gün saat saat konu ders tekrar mı yapacak, konumu çalışacak, soru çözecek hepsini gösterdiğimiz programları haftalık bir şekilde hazırlıyoruz ve belli bir süre veriyoruz uyumaları için. Ben burada size sadece şunu göstermek istedim. Şu an başlasanız 3 ay boyunca birinci ay birinci hafta temel kavram rasyonel sayı ondalık sayı matematikten sadece bu üç konuyu bitirirsiniz. Türk sözcükte anlam cümlede anlam bitirirsiniz. Tarihte İslam öncesi Türk tarihi ilk orta çağda Türk dünyası İslam öncesi Türk devletine kültür uygarlık bitirirsiniz. Ya da İslam öncesine başlamaz direkt Osmanlı ile başlayan öğrenciler de var dediğim gibi. Coğrafya Türkiye'nin coğrafya konumu Türkiye'nin iklimi bitki örtüsü vatandaşlık temel hukuk kavramları. Şimdi birinci haftada ortalama zaten şu anda şunlarla bakın. Ee, üç, dört, dört. 7, 8, 9, 12, 14, 16 net falan. Yani şurası mesela bir haftada 16 soruyu garantilemiş oldunuz. Öyle düşünün. İkinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta şeklinde bu birinci ayın çalışılacak konuları. İkinci aya geldik. Hangi hafta yine hangi derslerden hangi konular var? Şimdi ben size bir şey göstereceğim bakın. Birinci aya bakın. Daha dolu dolu değil mi konular? İkinci aya gelin daha az. Niye? Hocam zaman ilerledikçe daha yoğunlaşmak gerekmiyor mu? Niye konular daha az? Şimdi arkadaşlar tabii ki daha yoğunlaşacağız. Ama burada birinci ay bitirdiğim konular var. Bunları bitirdim. İkinci aya geçtim. O bitirdiklerimle alakalı soru çözmem lazım. Tekrar yapmam lazım. Yaprak test çözmem lazım. Bu yüzden konuların çokluğu azalıyor. Ama çalışmam artıyor. Yani ben burada bu konuları çalışmaya devam ederken de diğer ay bitirdim konularla alakalı tekrar ve soru çözüm yapmaya devam ediyorum. Üçüncü aya bakın şimdi daha da azaldı. Şimdi konular artık bitmeye başladı. Bu sefer birinci ve ikinci ayda bitirdiğim konuların tekrar ve soru çözümlerine yoğunlaşacağım ama birinci ayın tekrar ve soru çözümleri daha kısıtlı, ikinci ayınki daha ağırlıklı olmalı. Yani her biri bir matematik içerisinde düşünün. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Böylelikle bu programla, yani bu konuları güzel bir şekilde çalışırsanız, günde çalışma sürenizi biraz arttıracaksınız. Bunlar sıfır olan öğrenciler için. Bu şekilde bitirdiğinizde, ki son haftaya geldiğinizde zaten hiç konu bile kalmıyor. Dördüncü hafta komple tekrar soru çözümü. Buna deneme de ekliyoruz, branş denemesi de ekliyoruz. Ya işte sayısal mantık, paragraf, çözümü, kitap okuma daha birçok çalışmalar ekliyoruz. Ve bu şekilde öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Ama dediğim gibi bu kişiye göre değişiyor. Kimi öğrencim var? Hiç temel kavramlar koymuyorum bile. Ee, kimi öğrencim var? Türkçeden konu çalışması hiç koymuyorum. Sadece paragraf soru çözmesi koyuyoruz mesela. Kimi öğrencim var? Vatandaşlıkta hiç temel hukuk kavramlarıyla uğraştırmıyorum ben bu öğrenci. Yasama, yürütme, yargı, en çok soru gelen kısmı yoğunlaştırıyorum. Diğer kısım zaten bir altyapısı var. Çalışmamıza gerek yok. Yani dolayısıyla benim bu üç aylık programı iki ayda da bitiriyorum. Bir buçuk ayda da bitirdiğim öğrenciler olabiliyor haliyle. Çoğunu halledenler dediğimiz gibi bunu kaydırabilirler. Ben şu an bunu GGK için yaptım ama tabii ki bizim öğrencimiz olduğumuzda eğitim için de yapıyoruz, ÖABT için de yapıyoruz, A için de yapıyoruz ve bunu hafta bazında saat saat yapıyoruz. Daha böyle dağınık olmamış oluyor. Seviyeye göre çalışacaksınız. Sesimizi alamayanlar var. Teknik birimdeki arkadaşlar yardımcı oluyorlar diye biliyorum. Ses alamayan arkadaşlarla ilgili mesela bir yazı geçmişler. Evet. Vatandaşlık ise hukuk alan çalışıyorsanız evet. Yani KPSS çalışanları hukuk vatandaşlık çalışmalarını önermiyorum. Anayasa hukuku çalışırken zaten vatandaşlık çalışmış oluyorlar. Evet. E, seviyeye göre çalışmak bundan aslında biraz önce bahsetmiştim. Seviyeme göre çalışacağım tür değişiyor. Mesela biraz önce ne söyledim? Ben bazı öğrencim var işte temel hukuk kavramları çalıştırmıyorum. Ama ne yapıyoruz? Temel hukuk kavramlarında orta seviyede. Yani çok da iyi değil. O zaman tekrar yaptırıyorum. Konu çalıştırması yaptırmayayım. Konu çalışma başka şey, tekrar başka şey. Bunu asla unutmayın. Çoğunuz tekrarı konuya gidip bir daha çalışmak zannediyorsunuz. Ve tekrarı bu yüzden yapmıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Çok zamanınız alacağını düşünüyorsunuz. Tekrar kısıtlı bir şeydir. Sen konuya gidip 40 dakika çalışıyorsan bunu tekrar 10 Dakika falan da olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Seviye göre çalışacağız. Hedef belirleyeceğiz. Nasıl ki bizim bir hedefimiz var değil mi arkadaşlar? Ee, yo program yapılıyor. Size program gelmediyse mailinizde vesaire bir sorun olabilir. Bize tekrar ulaşın. Biz programı haftalık bir şekilde hazırlıyoruz. Hatta bundan daha düzenli. Bu şu an dağınık. Ben şu an bunu herkese açık bir çalışma olarak yaptım. Normalde biz bunu haftalık ne çalışacaksınız? Tekrar mı yapacaksınız? Sorumu çözeceksiniz? Bunların hepsi arkadaşlar kişiye özel hazırlanıyor. Bu tamamen genelde. Bunu isterseniz bunu uygulayan öğrenciler de var ama bunu da değiştiriyoruz konu bazlı. Sizin ayrıca görüşelim bana mail atın Gülcan Hanım dediğim gibi hani size belki sadece form gel gelmiştir formu doldurduktan sonra program hazırlanıyor haftalık değil zaten bakın bu 3 aylık mesela bazı öğrencimize diyoruz ki 20 Mayıs'a kadar uygula bazı öğrencimize diyoruz ki 10 Mayıs'a kadar uygula bazısına diyoruz ki işte 2 hafta uygula bu kişiye göre belirleniyor tamamen. Ya haftalık program dediğim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde bir program var. Bu programı üst üste iki hafta uygulamasını istediğim öğrenci de var, üç hafta da var, bir ay da var, bir hafta da var. Bu da kişiye göre ve hazırlandığı sınava göre değişiyor. Hedef belirleme kısmı, arkadaşlar hedef belirleme dediğim şu, zaten bir hedefimiz var değil mi? Biz bu sınavı kazanmak istiyoruz, bu bizim hedefimiz. Şimdi sınavı kazanmak büyük hedef, uzun vadeli hedef. Bir yandan da arkadaşlar, bir yandan da benim günlük ders çalışacağım hedeflerde nasıl ki büyük hedefe ilerliyorum ve o büyük hedefe ulaşmak için günlük hedeflerimi tamamlamam gerekiyor. Bu sebeple de benim günde toplam çözeceğim soru sayısı, tekrar edeceğim dersler, konular, konu çalışacağım dersler, bitireceğim dersler gibi kendinize hedefler koymalısınız ki o gün çok daha verimli geçsin. Hani evet bugün de hedefinin tamamladım şeklinde vicdani bir huzurla da günü kapatmış olup. Eğitim bilimleri alan var. Üç nasıl bir program yaptım? Yani onun için benim ayrı bir çalışma yapmam lazım. Onu da kayıtlı öğrencilere özel yapıyorum zaten. Şu an sadece bu seminere özel KPSS semineri olduğu için GGK'yı yaptım sadece. Evet evet Feyzan dediği gibi aslında hani bu dersin bu konusu bitecek şu kadar soru çözeceğim şu denemeyi bugün bitireceğim gibi günlük hedefler tamamlayın mesela bizim geçen sene derece yapan bir öğrencimiz birinci oldu e, ÖABT sosyal alanında biz onunla bir röportaj yaptık onun söylediği şeyi hepinize aktarıyorum ben bu vesileyle şöyle çalışma yapmıştı zaten takip etmiştik çalışmalarını programlarını e, bir plan defteri vardı kendisinin ve o plan defterine günlük haftalık ve aylık olacak şekilde ee, mesela ne yapacağını yazıyordu önceden. Zaten onun programı vardı. Yine bizim hazırladığımız ve takip ettiğimiz haftalık programları. Bazen dediğim gibi bazı bir aynı programı bir ay uyuyordu. Çünkü onu gerektiriyordu. Adaptasyonu zor sağlıyordu. Dolayısıyla o defteri de yazıyordu. İşte pazartesi bugün tarihini yazıyor mesela. 29 Nisan Cuma. Ne yapacak? İşte matematikten problemler, sayı kesir problemleri, iş cavuz problemleri bitecek. Toplamda 30 soru çözülecek. Tarihte İslamiyet öncesi Türk devletleri tekrar yapılacak. Toplamda 50 soru çözülecek. Türkçe'de sözcük tanımı tekrar yapılacak. 100 soru çözülecek. Paragraf 50 soru çözülecek. De, değil mi? Böyle. Alandan işte şu şu tekrar dilecek. Yaptıkça tik atıyordu yanına yaptıkça tik atıyordu ve o tikleri gün sonunda görmek ona inanılmaz motive ediyordu ne zaman böyle sıkılsa bunalsa o defterine şöyle bir bakıp o tikleri tikleri gördükçe kimisi çiçek çizer kimisi böcek çizer kimisi kalpler çizer o tikler onu o kadar motive ediyordu ki bir öğrencimiz Türkiye birincisi oldu atandı bu sene görev yapıyor Bursa'da yani. Muhteşem bir duygu. Dilerim hepiniz emek veren herkes yaşar. Belki bir çoğunuzun hedefi birinci olmak değil. Hani en iyisi olmasanız da olur. Birlerini geçmek yetecek bazen. Dolayısıyla arkadaşlar hadi doğru metotlarla kendinize ufak e, ufak motivasyon teknikleri uygulamak önemli. Çünkü zor bir süreç olduğunu biliyorum. Bu tarz bir tik işareti bile sizi tekrar ayağa kaldırabilecek mesela. Ezber bu kısımda kesinlikle size bir önerimdir. Tarihte çoğunuz ezber öneriyorsunuz Ezberlenmesi gereken hiçbir şey yok. Tamamen arkadaşlar mantığını öğrenmeniz lazım. Bu kısımda biz bunu çok fazla önemsiyoruz. Yani tarih hocalarımız da bunu çok söylüyor. Yani inanın ben işte bir tarih dersinizi izledim mesela. Hoca tamamen mantığını anlatıyor. Diyor ki İslamiyet öncesinde Türkler göçebe yaşardı. Peki bu göçebeliğin sonuçları nelerdir? Ezberleyin. Şudur, budur, budur, budur demiyor. Diyor ki şimdi... Mantık kurun. Göçebeysem ne yoktur? Diyor. Yani özellikler göçebelikten sonra diyor ne olmuştur? Bu ne getirmiştir bize? Şimdi tarım gelişmemiştir. Bir düşünün diyor göçebe insan nasıl tarım yapacak? Bakın hep mantık kurduruyor. İşte ticaret gelişmemiştir. İşte mimari, sanat vesaire gelişmemiştir. Çok dinlilik vardır. Neden? Şimdi sen habire gittiğin yerin dinini benimsiyorsun. Göçebe olunca tek bir din olmuyor ki. Bunun gibi hani bu mantığı öyle bir anlatıyoruz ki size öyle bir kavratmak istiyoruz ki cevabını siz verin. Siz mantığını kavra, kavrayın. Gidip de ezber ezberle unutur. Ezberlediğiniz anda sınavda kesinlikle unutursunuz ama göçebe göçebe nedir? Bir sürekli konar göçer değil mi? Yani bir yerde durmuyor. Çadır hayatı yaşıyorlar. Haliyle göçebeyken tarım olur mu? Olmaz. Bunun gibi bu kısmı oturttuğunuz anda zaten işiniz çok daha kolay olacak. Hayır, hayır, ezber değil. Osmanlı da ezber değil ki aslında. Mesela örneğin Osmanlı'da sanat. Şimdi sanatı düşünün arkadaşlar. İşte hat sanatı gelişmiş değil mi? Minyatür sanatı gelişmiş. İşte hat tatlar var, çok fazla var. Neden? Şöyle düşünün Osmanlı'da İslamiyet artık kabul olmuş ve yaygınlaşmış. Osmanlı'da artık tamamen yani hat sanatıyla ilgilenilmesinin bir sebebi şu birazcık. Mesela resim biraz daha ara vermiş. Heykele biraz daha ara vermiş. Çünkü bu da İslam dininin etkisiyle olmuş aslında. Bakın mantık kurun. Hani benim branşım değil tarih. Tamamen şu an mantık kuruyorum. Sınava hazırlanan bir öğrenci siz çok daha fazla çalışıyorsunuz bu konulara. Çok daha kolaylıkla aslında ee, bu ez, ezberden zaten bu mantığı kurabilirsiniz. Kodlama vesaireden kastım değil aslında tamamen. Mantık kurmak. Yani gidip de işte bazılarında bilmeniz gereken şeyler var ama hani bazılarında da böyle e, isimle işte Piri Reis mesela. Piri Reis'in değil mi denizci olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. İşte e, bir tane kitap var. Kitabül Bahri, Bahreyn mi öyle bir şey? Şimdi Bahri'nin Hani denizcilik ile ilgili bir te terim olduğunu biliyorsunuz. Hani gemilerde tali var, bahriyeli yarım var vesaire. Hani bunun gibi o kadar çok kavramlar var ki birbiriyle yaratıcı imgeleme yapabileceğiniz. Birazcık daha böyle soyut kavramlarla somut kavramları birbirine benzeterek çağrışımlarda bulunabileceğiniz. Tabii ki bazılarında doğrudan isim bilmek gerekebiliyor. Hangisi şunun özelliklerinden biri değildir ama çoğunlukla ezberden ziyade Kafanızda bir mantık kurmanızı istiyorum. O mantığı kurduktan sonra işiniz daha kolay. Ezberlediğiniz anda gerçekten bir hepsi birbirine benziyor. Çok çabuk unutursunuz arkadaşlar. Tabii ki dikkat konsantre. Şu an son dönemlere girdik. Dağılmaya çok müsaitiz. Havalar ısındı. Bir de hani çoğunuz hangi ildesiniz bilmiyorum ama Ankara'da birdenbire başladı sıcaklık. Yani biz böyle kısa kollara falan anında geçiş yaptık. Bir hafta önce mont kaban giyiyorken e, Ankara'da olanlar bilir. Hani o şeye geçemedik. İşte kot cekettir, işte deri cekettir giyeyim sonra kısa kollaya geçerim olmadı. Bir anda geçiş oldu. Birçok yörede de böyle olabilir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla havaların ısınmasıyla ister istemez ...bir rehavet yaşıyoruz... Ramazan döneminde ister istemez bazı sak sarkmalar yaşayabiliyoruz. Şimdi önümüz bayram tabii ki ben hiçbirinize de diyemem ki... ...bayramda işte üç gün, dört gün boyunca oturun ders çalışın. Çünkü bayram e, bir geleneğimiz bizim. Seyircilerimizi ziyaret edeceğiz. İşte belki misafirler gelecek. E, tabii ki burada seçim sizindir tabii ki. Yani bu süreçte bayramı nasıl geçireceğiniz tabii ki size ait ama... ...bu noktada geleneğimiz gereği de yapmamız gereken bazı görevler var. Sevdiklerimizle beraber geçirmek istiyor olabiliriz. Bayram çünkü yani... Çok bambaşka bir şey. Dolayısıyla tabii ki bu kısmı nasıl geçireceğiniz size ait ama sizden tek ricam var. Bayramda 3 gün boyunca da çalışmayacaksınız öyle bir telafiyle dönün ki yani 5 beş Mayıs itibariyle öyle bir dönüş yapın ki hani o bayramda iyi ki çalışmamışım, iyi ki gezmişim, ben bunun telafisini yaptım. Rahatlığıyla devam edin. Artık çok az kaldı arkadaşlar. Kalan süreyi gerçekten lehinize kullanmak sizin elinizde. İnanın. Ben hani yıllardır bu sektördeyim ve her sene derece yapan, atanan işte e, başarılı sonuçlarla bizleri sevinden öğrencilerle görüşmeler yapıyorum, videolar çekiyorum, röportajlar yapıyorum, telefonda konuşuyoruz, buraya geliyorlar. Ve onların yaşadığı o mutluluğu size anlatamam. Sizin de çevrenizde vardır başaranlar. Hani ben bir öğretmen gözünden size bunu aktarmaya çalışıyorum. O gözlerdeki o mutluluk, o ışıltı dilerim hepinize nasip olur. Hepiniz onu yaşarsınız. Çünkü çok güzel bir şey. Bizim açımızdan da çok güzel bir şey. Benim dileğim hepinizin emeklerinin karşılığını alması. Bu yüzden de daha dört elle sarılın. Daha çok isteyin. Çünkü onların sizden tek farkı belki daha çok istemekti. Zekalarda bir farklılık yok. Başarıda bir farklılık yok. Çalışmalarda bile belki çok büyük farklılık yok. Gerçekten daha çok istedi, daha çok azmetti. Daha çok sarıldı. Siz de bunu yapar Bence başarılı olmamanız için bir sorun olmayacaktır. Odaklanma ile alakalı egzersizler var. Odaklanma biraz kafada. Yani evet e, dikkat eksikliği dediğimiz bir rahatsızlık var ama eğer bu rahatsızlığa sahip değilseniz eğer kend kendinize odaklanamıyorsanız bu biraz kafada. Yani siz gidip dersin başına oturduğunuzda bir şeyler düşünmeye başladığınızda onları artık bir iptal etmeniz derse Pür dikkat konsantre olmanız lazım. Şöyle düşünün. Hani ders oturuyorsunuz dikkatimiz dağılıyor ama sevdiğiniz bir dizi izlerken dikkatiniz dağılmıyor. Demek ki dersi çok sevmediğimiz için dikkatimizin dağıldığını zannediyoruz. Bu biraz bahane. Bunu siz bilinçli yapıyorsunuz demiyorum. Zihniniz size oyun oynuyor. Onu yıkacak olan yine sizsiniz arkadaşlar. 3 ayda bile yetişmeyecek de ders dediğiniz bile bütün dersler bitir. Biter tabii ki. Yani düşünseniz arkadaşlar 3 ay var değil mi? 90 gün. Şimdi bu 90 gün her gün toplamda 8 saat çalışan birisini düşünün arkadaşlar. 720 saat falan yapmıyor mu? 720 saat. Bakın 8 saatten bahsediyorum. 4 saat çalışsın 360 saat yapar. Bizim toplamda GGK zaten 220-280 zaten ortalama olarak baktığınızda biz biraz fazla veriyoruz da bizim 300'ün üzerinde. Normalde GGK'nın ders saatleri kurum bazında hani 250, 220, 230 saatte falan GGK komple bitiyor. Öyle düşünün. Yani 360 saat, 4 saat çalışan biri için günde 4 saat. Dolayısıyla gayet de yetişecek. Hiç içiniz olmasın sadece pes etmeyin, bırakmayın. Bir tane de olsa yapın evet yani şöyle söyleyeyim kural olarak yazıyor Bircan Hanım e, bir net yapma kuralı DGS'de daha net bir ifade ama dediğim gibi KPSS hani bir olacak dediler bir olmayacak dediler bizim de kafamız karıştı. Sizinle de bir tane yapabildiğiniz varsa yapın. Hani Allah korusun öyle bir şeyle karşılaşmayalım. Yani benim de hiç öyle bir öğrencim olmadığı için inanın hani biz ben kılavuzları zaten inceliyorum her sene. Hani en sonki kılavuzda öyle bir ibare vardı diye hatırlıyorum bir öncekinde var dediler yapmadılar vesaire falan böyle bir karışıklık oldu KPSS'de o yüzden sizin de yapın hazırlıklı olarak. harikasınız hazırlıklı sınava gireceksiniz ve inşallah da atanacaksınız. bu yıl inşallah sizin yılınız olsun bu mübarek günlerde de bizim sizlere duamız dileğimiz böyle olsun alanı daha başlamadım başlamalısınız bir an önce başlamalısınız en çok soru getiren yerleri önceliğiniz alarak başlayabilirsiniz mesela %50 etkiliyor çünkü İki gün Türkçe, iki gün tarih, iki gün coğrafya sonra testleri doğru mu? Ee, biraz üst üste çalışmak sıkabilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Normalde ben günde bir dersten daha fazlasını öneriyorum. İki ders, üç ders. Bazen de tek gün bir ders çalışıyorsa da ertesi gün başka ders çalıştığında daha verimli oluyor. Çünkü sıkıyor üst üste aynı ders. Ama böyle çalıştığınızda verim alıyorsanız devam edin. Şimdi sizi tanımadığım için, sizinle detaylı analizler yapmadığım için e, bilemiyorum dediğim gibi. Siz KPSS'e alsınız. KPSS 170 GGK 130 mu? Hayır. KPSS'nin tek bir puan türü yok. Yani 52 53 tane puan türü var. Bu 52 53 puan türünü de her biri için GGK'nın ve KPSS'a'daki iktisat, işletme, işte muhasebe, mali her birinin ayrı ayrı oranları var. Ama KPSS ile ilgili seminer yaptık YouTube'da görebilirsiniz. Arkadaşlar YYK, Eğitim Bilimleri, KPSS ile alakalı, ÖABT, hep alakalı kamp programı başlatıyoruz biz bayram bitiminde. Muhteşem bir program ve bu kamp programına katılanlara bireysel rehber desteği de vereceğiz, seminerler de yapacağız. Ee, yani dolu dolu bir kamp programı. Mesela kamp programı canlı olacak, canlı dersler. Hem gündüz hem akşam farklı öğretmen kadrolarıyla. ister gündüze ister akşama girebileceksiniz. İsterse de ikisine de girebileceksiniz. Yani çarpı iki gibi düşünün. Bayağı sizi kamp alıyoruz. Ee, bu dönem yaptığımız e, pekiştirme eğitimleri yani biz ünite sonlarında tekrar ve soru çözümleri yapmıştık bu tekrar ve soru çözümlerinin videolarını da size hediye ediyoruz e, kamp şöyle uygun videoları kayıt altında olduğu için zaten yani akşamına katılabilirsiniz canlı olarak akşamına katı katılamasanız bile videoları kayıt altında ve sizin programınızı çalışma programınızı buna göre hazırlıyoruz buradan e, bir link paylaşacak arkadaşlar ben gelmeden eğitim uzmanlarımla görüştüm onlar da bu seminere özel indirimler yapacaklar zaten ve öncelik verecekler size. Dolayısıyla bilgi almak isteyenler varsa sistem arkadaşlarım şimdi bir link paylaşacak. Paylaştı. Ee, bu linke tıkladığınızda kamp hakkında bilgi almak istiyorum diye otomatik bir yazı çıkacak zaten. Buna tıkladığınız anda sizlerle eğitim uzmanları birebir öncelikle görüşme yapacak. Bayram öncesi tamamlamak istiyoruz. Artık grupları sınırlı kontenjan kaldı çünkü. Biz de bayrama çıkmadan önce artık tamamlayıp bayram sonrası e, belirlediğimiz tarihte başlatmak istiyoruz sizi. O yüzden bu kamp ile alakalı dediğim gibi arkadaşlar bilgi almak isteyenler İnce Hoca'nın seminerinden geldim diye linke tıklasınlar zaten sizi arayan arkadaşlara söylediğinizde size gereken tüm yardımı gösterecekler hiç endişeniz olmasın yani bir özel ders ücretine falan koskoca kampa kayıt olabileceksiniz kayıtlı öğrenci için de kamp var. Kayıtlı öğrencilerimizin sene sonu dev tekrar dev soru çözümleri ayrı yapılıyor. Ama isterler sadece kampa da kayıt olabiliyorlar. Ama onların zaten kendi kayıt oldukları tam pakete kayıt olmuşlarsa zaten içlerinde dev soru çözüm, dev tekrarlar yapılıyor. Tarih çalışıyorum, oturmuyor, unutuyorum. Bol tekrar yapmalısın o zaman. Tarihe her gün bir saat tekrar yapabilirsin. Bir konuda ortalama kaç soru çözmeniz? Kişiye göre değişir ama bir konu bitimde ortalama en az 30-40 soru diyebilirim. Bazı Bazen 20 soru bulabilirsin, 20 çözersin. Hiç sıkıntı değil. Tekrarlar çok zamanım alıyor. Çünkü tekrarı konu çalışması gibi yapıyorsunuz. Kendinize kısıtlamalar koyun. Tekrar dediğim şey hatırlamaktır bilgiyi. O yüzden daha nokta atışı. Şöyle bir göz atmak bile bir tekrardır mesela. Eğitime başladım. Eğitim çalışıyorum. YGK bitirdim. Deneme çözüyorum. Güzel. Dersleri sadece baştan Mesela tarihe başladım. Bitirdim. Coğrafya başladım. Bitirdim. Deneme. Tamam. Bir tane artık deneme çözebiliriz Bircan Hocam tabii ki. Yani i̇lla hepsini tekrar baştan baştan başlamaya gerek yok programları kim yapıyorsunuz? Çalışma programlarını kayıtlı olan öğrencilerimizi yapıyoruz. Kampa kayıtları da programlar yapacağız. <laughs> bir testten kaç yanlış. Şimdi bunun oranı var arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ee, diyelim ki 100 soru çözdünüz ya. Bu 100 sorunun ortalama olarak biz hani yarı yarıya diye düşündüğümüz seviye aslında başlangıç ve temel. Ama 100 soruda mesela 60-65 yaptığınızda artık ortaya ulaşmış oluyorsunuz. 75-80 civar yaptığınızda ileri. 80 üzeri üst seviye. Şimdi siz dolayısıyla artık bir hani 100 soruda örnek veriyorum. 80'i falan buldunuz. Tamam artık. Yanlışlarınıza bakın. Yeter artık konuya sürekli sürekli çalışmanıza gerek yok kaç derse çalışılacağı sadece kayıtlı önce söyleyeyim. Hayır öyle bir şey yok. Yani kaç ders çalışacaksınız? Ben günde 3 derse çalışmanızı öneriyorum ama bu kişiye göre değişiyor. Şimdi ben sizi tanımadan, analiz etmeden, sizin bireysel öğrenme yapınızı bilmeden, zamanınızı bilmeden, sınavınızı bilmeden bunu söyleyemem. Ee, bunu sebebi o. Yani ben şu an sizi tanıyamam. Kayıtlı öğrencim olduktan sonra tanıyabilirim, görüşme yapabilirim. Yani dediğim gibi normalde mesela ben üç ders önerdiğim bir şeydir. Ama bu şimdi bazı öğrenci var odaklanamıyor üç derse. Tek ders çalışabiliyor. Çocuğu var, evli, iş hayatı var. Tek derse günde iki üç saat çalışabiliyor. Kişiye göre değiştiği için bunu söylüyorum. Yok, matematik sizinki matematik kampı sadece. Diğerlerinde de eksiğiniz varsa matematikten sonra diğerlerinde de kayıt olmanızı öneririm. Sadece matematik eksiğiniz varsa evet rehberlik dahil zaten. Siz sadece matematik eğitimi alacaksınız. Hem üniversite hem GGK nasıl çalışmalıyım? Tabii ki öncelik üniversite. Çünkü üniversiteden mezun olamazsak KPSS'nin bir anlamı kalmayacak. Ama hani günü ikiye bölün. İşte 6 saat çalışıyorsunuz, 3 saat üniversite dersi, 3 saat GGK gibi düşünün. Bu ders ağırlı çarşı ücretli anlamı sizinle ilerlemek için. Yani tabii şöyle düşünün. Şimdi siz atanmak istiyorsunuz. Görevinizi yapacaksınız. Birçoğunuz öğretmensiniz. E, karşıda bir maaş alacaksınız. Şimdi biz burada evet bu tarz ücretsiz seminerleri her hafta yapıyoruz. Ama bunun dışında birebir ilerlemek yani koçluk gibi düşünün. Birebir rehberlik desteği ilerlemek, eğitimlere katılmak, video ders, canlı ders, deneme sınavı, ders notları bunlara erişmek için. Bu bir sistem, bir dershane. Bu dershane sisteminde her şey tabii ki ücretli. Onun dışında yaptığımız ücretsiz etkinlikler de var. Deneme ne sıklıkla yani konuları bitirenler şu an başlasın, bitirmeyenler başlamasın. Konuları bitirenler haftada bir çözüp sonra ikiye sonra üçe çıkarabilir. Bitirmeyenler için de Mayıs ayının ortaları itibariyle artık çözmeye başlayın derim. Şimdi siz biz Emine Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim rehberlik birimiz, dört kişilik bir birimiz. Ben bu birimin başındaki kişiyim ama arkadaşlarım da birebir. Hani ben seminer, toplantı, yapay zeka projesi, idari işlerle de uğraşırken. Diğer arkadaşlarım aynı zamanda benim sistemimle zaten yani burada tek tip bir sistem var. Çalışma programını yapıyorlar, görüşmeleri yapıyorlar vesaire. Hani e, kişi ayırmamak lazım. Rehberlik tek uzam rehberlik birimi olarak düşünün. Ben de tabii ki dahil oluyorum. Ben de görüşüyorum, ben de program yapıyorum. Kime ne denk gelirse aslında. Ama o arkadaşların da benden hiçbir farkı yok. Zaten e, yani hepsi. O aynı sistemden geçti. Aynı sistem üzerinden eğitim aldılar ve aynı sistemle devam ediyorlar. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Hepsi bir ince hoca. Öyle düşünün. Üç ders çalışsak kaç konu çalışmalıyız? Bu soruyu anlayamadım. Hem i̇şte o öyle değil. Hemşirelik için hazırlanan biri günde kaç saat çalışmalıyız? Sizin günde kaç saatiniz var? Toplam kaç konunuz kaldı? Seviyeniz ne? Öğrenme yapınızı? Bunları bilmem ne alın. Sıfırdan başlıyorsanız dediğim gibi ortalama 8 saatin altına inmeyin derim arkadaşlar. Ne zaman? Bugün mü kayıt oldunuz? Bugün kayıt olursanız sizi bugün ya da yarın ararlar en geç. En geç yarın aranırsınız Seray'a hocam. 3 ayda GGK ve eğitim yüzdelik ne kadar zaman ayırmalıyız? GGK ve eğitim hazırlanıyorsak bence eşit ayırın ve sizin eksiniz hangisindeyse eksinize daha çok vakit ayırın. Bu size göze, özel değişecektir. Evet rehberlikettekuzam.com'a ben bakıyorum. Rehberlikettekuzam.com'a yazabilirsiniz. Ekstra sorularınız varsa da oraya yazabilirsiniz. Ayrılan süremiz sonuna geldim arkadaşlar. Ee, o yüzden rehberlikettekuzam.com dediğim gibi mail adresim. bunun dışında da sorularınız varsa tabii ki sorarsınız. Tabii, tabii ki seve seve yardımcı olmak istiyor. Yani kayıtlı değilim acaba soruma ya, ya, cevap verir mi? Hiç öyle düşünmeyin. Burada önceliğimiz her zaman öğrenci her zaman size yardımcı olmak. Tabii ki şöyle bir gerçek var. Hani sizinle birebir ilgilenebilmemiz için zaten kayıt istiyoruz. kayıttan sonra birebir görüşmeler yapıyoruz, programlar yapıyoruz. Ee, size özel seminerlerimiz farklılaşabiliyor. Onun dışında bana mail attığınızda bir sorunuz var. Acaba yardımcı olur Lütfen çekinmeyin. Tabii ki de yardımcı olurum. Tabii ki de cevaplarım. Hani burada cevaplayamadığım bazı sorular da kaldı süremi doldurduğum için. Ama rehberlik.tekuzem.com'dan mail atarsanız seve seve sorularınızı da yanıtlandıracağım. Kurum hangi şehirde diyenler var? Her şehirde. Çünkü burası tek uzam. Biz Ankara'dayız. Merkezimiz burada. Ama siz nerede olursanız olun. Biz sizin evlerinize konuk oluyoruz, geliyoruz. İnternet erişim olan her yerden katılabildiğiniz için sizin hangi şehirde olduğunuz, bizim hangi şehirde olduğumuz hiç önemli değil. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başka seminerlerde yine görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sınav geçirin. Çok güzel bir bayram geçirin. Hepinize iyi bayramlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.